Anton Çehov. Hikayeler. Yayın Balığı. Okuyan Akın Altan. Güzel bir yaz sabahı. Her yer sessiz. Sadece kıyıda bir Ağustos böceği ötüyor. Bembeyaz bulutlar hiç kıpırdamadan duruyor. Adeta toprağı örten yorgan misali. Dere kenarına yeni bir hamam yapılıyordu. Doğramacı ustası Gerasim, yeşil söğüt dallarıyla örtülmüş derede yüzüyordu. Gerasim, uzun boylu, kıvırcık sarı saçlı, sakallı ve zayıf bir köylüydü. Söğüdün kökleri arasından bir şey çıkarmak için uğraşıyordu. Yüzü kanter içinde kalmıştı. Gerasim'den 2 metre ileride boğazına kadar suya gömülmüş, kambur, üçgen yüzlü, çekik gözlü bir genç olan Dülger Luibim duruyordu. Gerasim de Luibim de gömlek ve pantolonlarını çıkarmamıştı. Bir saatten fazla soğuk suda kaldıklarından ikisi de mosmor olmuştu. Kambur Luibim sıtma titremesine tutulmuş gibi titriyordu. Gerasim'e söylenmeye başladı. ''Niçin hep elinle itip duruyorsun? Sen aptal herifin birisin. Tutsana onu, yakala. Elinden kaçıyor.'' ''Çabuk ol Gerasim, hay aksi şeytan!'' Gerasim sesi karnından geliyormuş gibi kısık bir sesle Luibim'e ''Korkma, kaçmıyor, kaçacak yeri de yok zaten, köklerin arasına girdi.'' dedi. ''Bu balık çok kaygan, yakalamak imkansız.'' ''Solungaçlarından tut, solungaçlarından.'' ''Solungaçları görünmüyor, hey, bir yerinden yakaladım, dudaklarından yakaladım, namussuz ısırıyor da.'' ''Dudağından çekme, çekme yoksa kaçar. Solungaçlarından tut. Yine elinle itiyorsun. Ne kadar beceriksiz ve aptalsın. Yakalasana.'' Gerasim alay ediyor. ''Yakala, yakala. Başıma komutan kesildin. O kadar becerikliysen gel kendin yakala. Kambur şeytan. Ne dikilip duruyorsun orada? Hiçbir şey yapmadan emir vermek kolay. Eğer elimde olsa yakalardım. Ama kısacık boyumla suda nasıl durabilirim? Orası bana göre çok derin.'' ''Derin olsa da değişmez. Gel sen de beceremezsin zaten.'' Bu laf Kambur Luibim'i çok sinirlendirmişti. Hemen suya girdi. Gerasim'e doğru yüzmeye başladı. Yüzerken de suya batmamak için bir eliyle söğüt dallarını tutuyordu. Dalları bırakıp su yüzeyinde durmaya çalışınca hemen battı. Bu görüntü Gerasim'in çok hoşuna gitti. Arkadaşına alaycı bir gülümsemeyle baktı. Onun bu tavrı Luibim'i iyice öfkelendirdi. Gerasim'e ''Sana söylemiştim derin diye.'' dedi. ''Yoksa beni boynunda taşımaya mı niyetlisin? Bu kadar çok kök var ki sen de köklerin üstüne basıp dur.'' Kambur ayaklarıyla kökleri toplayıp üstüne bastı. Dengesini sağlayıp kendisini garantiye alınca aşağı doğru eğildi. Ağzına su kaçırmamaya dikkat ediyordu. Az önce yaşamış olduğu dibe batma olayı aklına geldi. Temkinli davranmak gerektiğini düşündü. Sol eliyle dalları tutarken sağ eliyle de köklerin arasını yoklamaya başladı. Eli birden köklerin arasındaki su yosunlarının üstünden kaydı ve yengecin kıskaçlarına değdi. Elini çekmesiyle yengeç de beraberinde geldi. Öfkeyle bağırarak ''Bir sen eksiktin burada.'' dedi ve yengeci kıyıya fırlattı. Elini tekrar suya soktu. O anda soğuk, kaygan bir şeye dokundu. Luibim gülerek ''İşte o.'' dedi. ''Sapasağlam soytarı. Parmaklarımı ısırıyor. Ben şimdi onu solungaçlarından... Dur. Dirseğinle itme beni. Şimdi onu, şimdi. Bir yakalayabilsem kaçıyor soytarı. Köklerin arasına gizlenmiş. Bir yakalarsam uzanamıyorum. Yalnızca karnına dokunabiliyorum. Şu ensemdeki sivrisineği öldürsene, ısırıyor. Ben şimdi solungaçlarından yanından itsene. İtiver yanından. Parmaklarınla itekle. Kambur yanaklarını şişirdi. Soluğunu tuttu ve başını birden suya daldırdı. Bir an parmakları balığın solungaçlarına değiyor gibi geldi. Ama birden diğer eliyle tuttuğu dallar kırıldı, dengesini kaybetti ve suya battı. Su halkaları suyun yüzeyinde hava kabarcıkları oluşturarak titriye titriye kıyıya çarptı. Luibim yüzerek yukarı çıktı. Öfkeyle tekrar dalları tuttu. Gerasim kısık sesiyle ''Bak boğulursan benden hesap sorarlar.'' dedi. ''Allah cezanı versin, çık dışarı. Ben kendimi tutarım.'' Birden birbirlerine hakaret etmeye başladılar. Güneşin sıcaklığının artmasıyla gölgelik alanda azalıyordu. Sıcaklığın etkisiyle etrafa ağaçlardan hoş kokular yayılmaya başladı.
Neredeyse öğle olmuştu. Ama Gerasim'le Lubim hala söğüdün altında balığı yakalamak için uğraşıyordu. Gerasim'in kısık ve kalın sesi, Lubim'in soğuktan titreyen tiz sesiyle birleşince ortamın o ahenkli sessizliğini bozuyordu. ''Tut onu! Solungaçlarından yakala! Dur, ben şimdi onu iterim. Koca yumruğun orada ne arıyor? Parmağınla it, yumruğunla değil salak! Elini yan taraftan sok. Sol yandan dedim, sol! Sağda bir çukur var. Eğer çukura düşersen cehennemde alırsın soluğu. Dudağından çekme. Ne laf anlamazsın. Çekme dudağından diyorum.'' Bir kırbaç sesi işitildi. Çoban Yefim yokuştan sürüsünü suya getiriyordu. Sürü suya aheste aheste geliyordu. Tek gözlü, çarpık ağızlı bir ihtiyar olan çoban, kafasını önüne eğmiş, ayaklarına bakarak yürüyordu. Suya önce koyunlar, ardından atlar, en sonunda da inekler girdi. Lubim hala bağırıyordu. ''Alttan it, parmağını geçir, sağır mısın kahrolası?'' Yefim, ''Niçin bağırıyorsunuz kardeşim?'' diye seslendi. ''Yayın balığına bağırıyoruz, bir türlü çekip çıkartamıyoruz. Köklerin arasına iyice sıkıştı. Yandan itsene şunu. Yan taraftan, yan!'' Yefim bir dakika kadar gözlerini balıkçılara dikti. Omzundan torbasını attı ve gömleğini çıkardı. Pantolonunu bile çıkarmadan iki arkadaşın yanına geldi. Kara ve kuru elleriyle istavroz çıkardı ve suya girdi. Çamurlu kıyıda 50 adım kadar yürüdü ve suya daldı. Bir yandan da iki arkadaşa sesleniyordu. ''Durun çocuklar, durun. Boşuna çıkarmaya çalışmayın, kaçırırsınız sonra. Bu işi iyi bilmek lazım.'' Yefim, doğramacıların yanına geldi ve birbirlerini dizleriyle ve dirsekleriyle itekleyerek çabalamaya başladılar. Bu arada kambur Lubim su yutunca öksürmeye başladı. O esnada kıyıdan bir ses duyuldu. ''Nerede bu çoban? Hey Yefim! Çoban! Neredesin? Sürü bahçeye girdi. Kovsan onları, çıkar bahçemden.'' Uzaktan erkek sesleri geliyordu. Arkasından kadın sesleri de geldi. Bey'in bahçe kapısından sırtında İran işi bir hırka ve elinde gazetesiyle Bay Andrey Andreyiç göründü. Irmaktan gelen seslere doğru sorgu dolu gözlerle baktı ve sonra dere hamamına doğru aceleyle yürüdü. Söğüdün dalları arasından balıkçıların üç ıslak kafasını görünce sert bir sesle ''Ne oluyor burada? Kim o böğüren? Neyle uğraşıyorsunuz?'' Yefim başını kaldırmadan ve kekeleyerek ''Balık yakalıyoruz.'' dedi. ''Ben şimdi sana balığı gösteririm. Sürü bahçeme girmiş, o burada balık yakalamaya uğraşıyor. Hem ne zaman bitecek bu hamam? İki gündür çalışıyorsunuz. Hani, nerede yaptığınız iş?'' Gerasim ''Bitecek.'' diye yanıt verdi. ''Yaz uzun nasıl olsa. Şu yayını da bir türlü yakalayamadık. Kafasını köklerin arasına sokmuş. Sanki yuvasındaymış gibi ne oraya gidiyor ne buraya geliyor.'' Andrey Andrey için gözleri ışıldamıştı. ''Yayın balığı mı?'' diye sordu. ''Yakalayın öyleyse, çabuk olun. Yakalarsak bir gerun ruble verirsin değil mi? Kocaman bir balık. Senin hanım gibi. Değer efendim. Yarım ruble eder. Emeğimizin karşılığı. Sıkma onu Lubim, sıkma öyle. Ezeceksin. Aşağıdan itekle. Tut onu. Yukarıya doğru çek. Aşağı doğru değil. Akılsız. Ayağınızı da sallayıp durmayın öyle.'' Birkaç dakika geçti. Bey de sabırsızlanmaya başlamıştı. Evine doğru dönerek ''Vasili!'' diye bağırdı. ''Hey Vaska! Çabuk Vasili'yi çağırın bana.'' Arabacı Vasili koşa koşa geldi. Bir şeyler çiğniyordu. Korkudan nefessiz kalmıştı. Bey hemen ''Suya gir!'' diye buyurdu. ''Yayın balığını çıkarmaları için onlara yardım et. Beceriksizler çıkaramıyorlar da.'' Vasili hemen soyundu ve suya girdi. ''Ben şimdi!'' diye homurdandı. ''Nerede bu balık?'' ''Yefim, sen buradan defolup gitsene. Bu iş sana göre değil. Biz genciz. Hangisi bu yayın balığı? Ben onu şimdi...'' ''İşte burada. Siz çekin ellerinizi.'' ''Niye çekelim ellerimizi? Elimizi çekmeyi biz de biliriz. Sen çıkarsana onu bakalım.'' ''Hiç böyle balık mı çıkartılır? Kafasından tutmak gerekir.'' ''Hiç böyle balık mı çıkartılır? Kafasından tutmak gerekir. Kafası köklerin arasında. Kafası köklerin arasında. Bunu biz de biliyoruz.'' ''Ne çok söyleniyorsun sen öyle. Biraz da susmayı başarsan.'' Yefim
Beyefendinin önünde bu tarz konuşma lütfen, diye fısıldadı. Çıkartamıyor musunuz kardeşlerim? O buraya iyice yerleşmiş anlaşılan. Bey de çabucak soyunmaya başladı. Bekleyin, ben şimdi geliyorum. Dört aptal bir araya gelmişsiniz, bir yayına çıkartamıyorsunuz. Andrei Andreiç soyundu. Önce terinin kurumasını bekledi, sonra suya girdi. Ama onun katılması da bir işe yaramamıştı. Lobim sonunda, ''Kökleri kesmek gerekir. Gerasim, baltayı al da gel. Baltayı ver çabuk.'' dedi. Suyun altında baltanın vuruşlarını duyan bey, ''Dikkat edin, parmaklarınızı kesmeyin.'' dedi. ''Hey Yefim, sen git buradan. Durun, ben çıkartıyorum yayını. Siz beceremeyeceksiniz.'' Kökleri kestiler ve yavaşça çekip çıkardılar. Andrei Andreiç parmaklarının yayının solungaçlarına geçtiğini hissetti. Büyük bir heyecanla, ''Çıkartıyorum kardeşlerim. Kalabalık etmeyin. Durun. Çekiyorum.'' Suyun üstünde kocaman bir yayın balığı kafası, ardından bir metreye yakın kapkara vücudu göründü. Yayın kuyruğunu sallıyor, kurtulmaya çabalıyordu. ''Yağma yok. Artık kurtuluşun kalmadı. Nasıl da yakalandın?'' Herkesin yüzüne tatlı bir gülümseme yayılmıştı. Bir dakika kadar kimse çıt çıkarmadı. Yefim sırtını kaşıyarak alçak bir ses tonuyla ''Pek de yaman bir balıkmış.'' dedi. ''Belki 4 kilodan fazladır.'' Bey ''Evet.'' diyerek onu onayladı. ''Soluk alıp verişine bakın. Nasıl da çabalıyor.'' Yayın balığı ani bir hareketle ellerinden kurtuldu. Kendini suyun derinliklerine doğru attı. Herkes elini uzatıp yakalamaya çalıştıysa da bunda başarılı olamadılar. Uzun uğraşlar sonucunda yakaladıkları balık yok olup gitmişti. Yapacakları hiçbir şey kalmamıştı. Balıkla emekleri ve lezzetli bir balık yeme arzuları da uçup gitmişti. Hepsi de suyun en derin yerine hüzünlü bir halle baka kaldı. Son.